Engebeli bir yapıya sahip Türkiye toprakları, genelde doğu-batı yönünde uzanan dağlara ev sahipliği yapıyor. Bu videoda Türkiye'nin en yüksek dağlarını bazı özellikleriyle birlikte sizler için derledik. Arı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı olarak öne çıkıyor. Bu kadar yüksek oluşunun yanı sıra, Nuh'un gemisinin bu dağ üzerinde oluşuna dair efsanelerle, şöhreti ülke sınırlarını aşıyor. Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, konum olarak Doğu Anadolu bölgesi sınırları içerisinde, Ağrı şehrimizde yer alıyor. Ağrı iline bağlı olan Doğu Beyazıt adlı ilçenin 15 kilometre kadar kuzeydoğusuna doğru gidildiğinde Ağrı Dağı'na ulaşılıyor. Bilgilere göre bu efsanevi dağ ilk tırmanan kişi Frederick von Parat adlı bir dağcı. 1829 yılında gerçekleşen bu ilk tırmanışın ardından dağa düzenlenen ikinci tırmanış seferinin kahramanı olarak ise Bozkurt Ergör biliniyor. Bir dönem Ağrı Dağı'na tırmanmak yasaklanmış olsa da, günümüzde tırmanışın serbest olduğu biliniyor. Toplam 5137 metrelik bir yüksekliğe sahip olan dağ, Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı olmak üzere iki farklı dağdan oluşuyor. Yılın 12 ayı boyunca karların erimediği Ağrı Dağı'nın zirvesi ise buzul ile kaplı. Bir diğer ismi Ararat olan bu heybetli dağ öyle büyük ki, havanın açık olduğu dönemlerde Azerbaycan, İran ve Ermenistan topraklarından bile çıplak gözle görülebiliyor. Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması sebebiyle kutsal olarak atfedilen Ağrı Dağı, dünyadan binlerce dağcının tırmanış yapmak için sabırsızlandığı zorlukta bir yer olmasıyla biliniyor. Ağrı Dağı'nın ardından Türkiye'de ikinci yüksek dağ olma özelliği Cilo Dağı'na aittir. Konum olarak Türkiye'nin güneydoğu sınırı yakınında yer alıyor. Yılın 12 ayı boyunca erimeyen karlarla kaplı olan Cilo Dağı, Güneydoğu Toros Dağları'nın en doğuda kalan parçası olarak biliniyor. 4035 metre yüksekliğindeki bu dağın en önemli zirveleri ise Uludoruk, Suppadurek, Kisara ile Köşedirey Dağı olarak adlandırılıyor. Cilo Dağı'na ilk tırmanışın 1931 senesinde Ludwig Krenek ile Ludwig Sperlich ile birlikte yapıldığı biliniyor. Bu ilk tırmanışı, 1937 yılındaki 5 kişilik Alman dağcıdan oluşan ekip takip ediyor. Ağrı Dağı ve Cilo Dağı'nın ardından gelen Süphan Dağı Türkiye'nin 3. yüksek dağ olma özelliğini elinde bulunduruyor. Yükseklik olarak 4058 metrelik bir ölçüye sahip olan Süphan Dağı, birbirinden zengin doğal kaynak sularına ev sahipliği yapıyor. Dağın çevresinde Ahlat, Malazgirt, Patnos ve Adilcevaz adlı ilçeler yer alıyor. Söz konusu yerleşim yerlerinin tümünün su ihtiyacı ise bu dağdan karşılanabiliyor. Süphan Dağı'nın zirvesinde okyanusların sahip olduğu mavilikte bir adet de krater gölü mevcut. Bu krater gölü aynı zamanda fazlasıyla derin olmasıyla da ünlü bir doğa harikası. Konum olarak Doğu Anadolu bölgesinin sınırları içerisinde yer alan Süphan Dağı, Van Gölü'nün kuzeyinde bulunuyor. 4058 metrelik yüksekliği sayesinde tüm heybetiyle tırmanışçıları karşılayan bu dağın zirvesinin buzulla kaplı olduğu biliniyor. Yalnızca bir doğa harikası olmakla kalmayıp zirvesinde 40 adet şehit mezarını da barındıran Süphan Dağı'nda, güneşi karşılamak ve gün batımını yaşamak hayat boyu unutulmayacak bir tecrübe olsa gerek. Dağ tırmanmak isteyenler için en elverişli tarihlerin yaz ayları ile birlikte Eylül ayı olduğu söylenebilir. Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kaçkar Dağı, Rize ile Hopa arasında yer alıyor. Yeşilin bin bir tonuna ev sahipliği yapan bu dağ, tam anlamıyla bir doğa harikası. 3932 metrelik bir yüksekliğe sahip olan Kaçkar Dağı'nın en yüksek tepeleri Altıparmak, Kavran ve Verçenik Tepesi'dir. Doğu Karadeniz kıyısına paralel uzanan Kaçkar Dağı'na her yıl binlerce dağcının tırmanış yaptığı biliniyor. Zirvesindeki buzullara ek olarak mavi renkli göllere, zengin bitki örtüsüne ve derelere ev sahipliği yapan bu dağ, aynı zamanda Ayder Yaylası'nda bulunan kaplıcalara da ulaşma imkanı sağlıyor. Kaçkar Dağı'na çetin hava koşulları sebebiyle yaz mevsiminde tırmanış yapılması önerilebilir. Aksi halde karlarla dolu olan vadilerdeki çığ tehlikesi ölümcül sonuçlara neden olabilir. Karadeniz kıyısında uzanan Kaçkar Dağları batıdan doğu yönüne doğru üç kısım şeklinde dizilir.
Doğu kesimde altı parmak dağları bulunurken, orta tarafta Kavran ve en batı kısımda da Verçenik dağları sıralanıyor. Granit ve siyanit olmak üzere çeşitli yapıdaki taşlardan oluşan Kaçkar Dağı'nın kuzeye bakan yüzü yemyeşil ormanlar ile kaplı olmasıyla biliniyor. Konum olarak Kayseri ilinin 30 kilometre kadar güneybatısında yer alan Erciyes Dağı, Kapadokya ile Nevşehir ziyaretlerinde meraklılarını karşılıyor. Söz konusu il ve ilçelerden görünen manzarası sebebiyle Erciyes Dağı'na yaklaştıkça uzaklaşılan, uzaklaştıkça yaklaşılan dağ denmektedir. Yılın her döneminde karlarla örtülü olan bu dağın dumanlı görüntüsü, özellikle Kapadokya'ya giden turistlerin ilgisini çekiyor. Kapadokya ile anıldığı kadar Kayseri'nin de simgesi haline gelen Erciyes Dağı, 3916 metrelik bir yüksekliğe sahipken yaklaşık olarak 1100 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu yönüyle Türkiye'nin en yüksek 5. dağı olma özelliğini elinde bulunduruyor. Dünyanın 3. zaman döneminde lav püskürten bu dağ, günümüzde sönmüş bir volkan olarak varlığını sürdürüyor. Yapılan bilimsel araştırmaların sonucuna göre dağdan çıkan lavlara bağlı olarak, civarda çeşitli büyüklükte platoların oluştuğu biliniyor. Buna ek olarak da çevresinin aktif volkan olduğu zamanlarda denizlerle kaplı olduğu da sahip olunan veriler arasında yer alıyor. Günümüzdeki rakımından geçmişte 400 metre daha yüksek olduğu bilinen Erciyes Dağı için, Akdeniz ve Karadeniz'den bile göründüğüne dair rivayetler mevcut. Bu kadar doğal güzelliğinin yanı sıra efsanelere de konu olan Erciyes Dağı, Sarıgöl adlı bir efsanenin de baş kahramanı olarak dikkat çekiyor. Efsaneye göre Romalıların altınla dolu olan kervanı bu göl üzerinden geçmiş ve o zamandan beri dağ üzerindeki göle Sarıgöl ismi verilmiş. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ağrı Dağı, Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı adında iki adet doruğa sahip. Zirvesinin buzullar ile kaplı olduğu Ağrı Dağı'nın doğu yönüne bakan kısmında 3896 metrelik bir rakıma sahip olan Küçük Ağrı Dağı yer alıyor. Serbulak Yaylası'na da ev sahipliği yapan Küçük Ağrı, andezit türündeki lavlardan oluştuğu için volkanik olma özelliğini elinde bulunduruyor. Bu dağ sadece kuzeybatı yönünü takip eden bir rota üzerinden tırmanış yapılabiliyor. Yılın tamamında karlar ile kaplı olan Küçük Ağrı, her yıl onlarca dağcının hayalini süsleyecek güzelliğiyle doğa severleri karşılıyor. Konum olarak Niğde, Kayseri ile Adana il sınırları arasında Kızılkaya Dağı yer alıyor. 3767 metrelik yüksekliğiyle Toros Dağları'nın en yükseği olarak biliniyor. Geçmişteki bilgilere göre Demirkazık Zirvesi Torosların en yüksek zirvesi olarak biliniyorken, son dönemde yapılan araştırmalar sonucunda Demirkazık'ın bu unvanı Kızılkaya Dağı'na bıraktığı görülüyor. Kızılkaya Dağı'na ulaşabilmek için Adana ve Niğde olmak üzere çok sayıda seçenek bulunuyor. İsteyenler buraya, Adana sınırlarından ulaşabiliyor. Bunun haricinde Niğde üzerinden de Kızılkaya Dağı'na ulaşmak mümkün. Bunun için Niğde'ye bağlı olan Çamardı ilçesine gidilmesi gerekiyor. Ardından ilçe içerisinde yer alan Çukurbağ köyündeki Martı Deresi mahallesinden geçerek Emli Vadisi'ne varılıyor. Emli Vadisi'ne geldikten sonra dağcıların tırmanış süreci başlamış oluyor. En popüler rota olması sebebiyle Emli Vadisi'nde çok sayıda dağcı ile karşılaşmak mümkün. Tüm bunlara ek olarak dileyenler Kayseri üzerinden de Kızılkaya Dağı'na ulaşmak isteyebilirler. Bunun için ise Yahyalı ilçesine gidilmesi gerekiyor. Demirkazık Dağı, Niğde ilinde yer alıyor. Aladağlar bölgesinde konumlanan bu dağın geçmişte Aladağların en yükseği olduğu biliniyordu. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar sonucunda zirvenin Demirkazık Dağı'na değil de, 11 metrelik bir yükseklik farkıyla Kızılkaya Dağı'na ait olduğu keşfedildi. 3550 metrelik bir yüksekliğe sahip olan Artos Dağı, Van şehrimizdeki Gevaş sınırları dahilinde yer alıyor. Bir diğer ismi Çadır Dağı olan Artos, Güneydoğu Toros Dağları'nın devamı niteliğinde tüm heybetiyle meraklılarını karşılıyor. Yakınında bulunan Van Gölü sebebiyle Artos Dağı'nın kuzey ve güney yüzünde birbirinden farklı bir iklim hüküm sürüyor.
Kükürt madeni başta olmak üzere bu dağda çok sayıda doğal madde barınıyor. Geçmişten günümüze kadar yanlış avlanma politikaları nedeniyle azalmaya başlasa da tavşan, kurt, ayı ve keklik başta olmak üzere çok sayıda canlı türü Artos Dağı'nda yaşamını sürdürüyor. Söz konusu canlılara ek olarak 200 adet kelebek türünün de burada görülmesi nedeniyle, her yıl binlerce doğasever ile botanikçi Artos Dağı'na ziyarette bulunuyor. Şiddetli rüzgarlara açık bir alanda yer alması sayesinde, bu dağdan yararlanarak rüzgar türbinleriyle enerji üretmek mümkün. Sahip olduğu doğal güzelliklere ek olarak Artos Dağı, dağ sporları ve kayağı da elverişli bir yer olarak biliniyor. Yüksek irtifa sayesinde burada kayak yapmak oldukça keyifli bir kış aktivitesi olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişteki ismi Munzur olan Mercan Dağları, Doğu Anadolu bölgesi içerisinde yer alıyor. Toros Dağları'nın devamı olan Mercan Dağları, Yukarı Fırat bölgesinde tüm heybetiyle dağcıları karşılıyor. Mercan Dağları'nın 3300 metre civarında bir rakıma sahip olduğu biliniyor. Tunceli ve Erzincan illeri arasındaki alanı kaplayan bu dağın, 5 milyon yıldır varlık gösterdiği edinilen bilgiler arasında. Mercan Dağları eşsiz bir doğal zenginliğe sahip. Burada binbir çeşit bitkiyle çiçekleri görebilir, meşe ormanları arasında yaşayan yabani hayvanlara rastlayabilirsiniz. Bunların yanında yılın büyük çoğunluğunu karlar altında geçiren Mercan Dağları'nda buzul gölleri, dereler, yaylalarla alabalık gölleri de mevcut. Kendisinin geçmişteki adıyla aynı ismi taşıyan Munzur Nehri de buradan akıyor. Çeşitli şelaleler ile birleşerek akan Munzur Nehri, mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Bir doğa harikası olan Mercan Dağları'nın olduğu bölgeye 1971 senesinde Munzur Vadisi Milli Parkı kurulmuş. Söz konusu Milli Park ise 42 bin hektarlık alanıyla doğa severleri yılın 12 ayı ağırlıyor. Mercan Dağları, Munzur Vadisi ve Pülümür Vadisi ile birleşen bir yapıya sahip. Bu da, vadiden gün doğumu ile gün batımı izlemenin ayrı bir keyif olmasına sebep oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.